Sevgili meslektaşlarım merhaba. Benim size anlatacağım konu aslında IVF'de çok fazla bilinmeyen spesifik bir konu. Oosit maturasyon anomallikleri. Oosit maturasyon anomallikleri ile ilgili bugün yapacağımız konuşmanın nihayetinde neler öğreneceğiz? Maturasyon aresti ve anomalliklerinin nasıl tanımlandığını, bunların sınıflamalarının yapılıp yapılamayacağını, altta yatan sebeplerin ne olduğunu ve tedavi edilip edilemediklerini ve nihayetinde gebelik de elde etmek mümkün mü? Bu aslında hepimizin çok eski kitaplarda oosit faktörü diye tabir edilen konu. Onu size bugün birazcık açacağım. Burada görmüş olduğumuz slide'da bir oositin meiotik arrest aşamasından, meiotik resumption dediğimiz çözülme aşamasında, yani CV aşamasındaki oositin M2 aşamasına kadar gelerek fertilizasyona kendisini hazırladığı süreç olarak görüyoruz. Burada maturasyon arrestine sebebiyet veren olayların oluş yerleri, CV arrestin olduğu aşama, M1 arrestin olduğu aşama ve M2 arrestin olduğu aşama şeklinde burada ifade ediliyor. Bunlar tabii ki sadece bağımsız faktörler olarak ortaya çıkan konular değil. İleride de onları anlatacağım size. Şimdi oosit maturasyonu denen şey, folikülün maturasyon süreciyle birlikte olan bir süreç. Dolayısıyla primordial foliküllerin içerisinde kapalı bir şekilde ve işte diploten fazında, profazın diploten fazında arrest olan oositlerin folikül büyürken beraberinde hem kompetans kazanması hem de aynı zamanda M2 aşamasına gelmesi tablosudur. Bunun gerçekleşebilmesi için folikül ve granülozo hücrelerinin beraberinde maturasyon göstermesi, zona pellucidanın bir maturasyon sürecinden geçmesi, nükleer maturasyon olması, sitoplazmik maturasyon olması, genetik ve epigenetik maturasyon olması gerekiyor. Bunun içerisinde foliküllerin içerisindeki oositler in vivo veya in vitro şartlarda da olsalar, şunu çok iyi biliyoruz ki nükleer maturasyon çok rahatlıkla olurken özellikle in vitro şartlar için konuştuğumuzda sitoplazmik maturasyonda bir takım defeklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Sitoplazmik maturasyonun olabilmesi için kortikal veziküllerinin varlığı, kortikal veziküller nedir arkadaşlar onu hemen size söyleyeyim. Normal fertilizasyonda polispermik döllemenin engellenebilmesi için perivitelin aralığı atılmış olan veziküllerdir. Bunların salgılanması monospermik fertilizasyonu sağlamaktadır. Mikrovillilerin gelişmesi, bunlar elektron mikroskopik çalışmalarda gözüküyor, birazdan göstereceğim. Mitokondrilerin gelişmesi, agregasyon ve M2 oositte en yoğun CVB germinal vesikül breakdown aşamasında da sürece başladığını görüyoruz. Yani mayoz bölünmenin ilerisi başladığı ve ilerlediği dönemde mitokondriyal yoğunlukta da ciddi değişikliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve hepimiz biliyoruz mitokondrilerdeki bir takım defekler de oositin sağlıklı döllenmesini engelliyor. Yine kümülüs hücresi, zona pellucida ve oosit iletişimi muhakkak karşılıklı ilişkileri var. Özellikle zona pellucida ile oositin oilema membranı arasındaki alan hakikaten dikkate alınması gereken. Yine kümülüs hücre ile oosit arasındaki ilişkiler zaten tartışılmaz önemli. Sumut endoplazm, retikulum, bunları eğer oositin morfolojisinde normal IVF ortamında indirekt mikroskopla incelerken görüyorsanız, oositin kesinlikle olgun gözükse de, M2 oosit gözükse de aktif ve kompetan bir oosit olmadığına karar verebiliyoruz. Burada mitokondrinin işte CV aşamasında M1 ve M2 aşamasındaki dağılımları görüyorsunuz. Oosit olgunlaşmaya başladıkça mitokondriyal yoğunluğun arttığını görebiliyoruz. Burada da yine kortikal vezikülleri görebiliyoruz. Bakın kortikal veziküller henüz atılmamış fazda. Sonra atıldıktan sonra şu perivitelin aralık bölgesine atıldıktan sonra da fertilizasyonla ilgili görevlerini ifade ediyorlar. Bunlar da yine sumut endoplazmik retikulumlar, elektron mikroskopik görüntüleri ama indirekt mikroskopla normal şartlarda IVF laboratuvarlarında sumut endoplazmik retikulumları çok rahatlıkla görebilirsiniz. Oosit maturasyon anormallikleri ne demek? Oosit maturasyon anormallikleri intrinsik yani genetik nedeni olarak görülen oosit maturasyon arrest tanısı dışında intrafoliküler ya ekstrafoliküler bir takım nedenlerle görülen maturasyon bozukluklarıdır. Bizim yürüttüğümüz çalışmalarda oosit maturasyon profillerinin
Aynı siklus içerisinde foliküler fazda ve lütein fazda farklılık gösterdiğini de çok rahatlıkla biz müşahede ettik. Ve dolayısıyla sadece hastaları maturasyon aresti tanımlaması içerisine koymanın da çok yeterli bir değerlendirme olmadığını düşündük ki o maturasyon aresti klasifikasyonu da en son biz yapmıştık. Bu nedenle oosit maturasyon aresti ve OMA sınıflanmasının daha geniş hasta serileriyle yeniden yapılması uygundur diye öneriyoruz. Oosit maturasyon anormalliklerinde özellikle 2016 yılının önceki çalışmaların hemen hepsi hayvan çalışması ve hayvan çalışmalarının ışık tutmasıyla beraber insan çalışmalarıyla ilgili bir fikir yürütülürken en son Feng ve arkadaşlarının 2016'da başladığı ve başlattığı çalışmalarla şu an intrinsik faktörler açısından çok ciddi anlamda yol alınmış durumda. Ve insan menstrual siklusunda intercycle ve intercycle variabilitenin özellikle Barnwell çalışmalarından sonra yani foliküler dalga çalışmalarından sonra çok güncelde önemli olduğunu ve biz buna çok katkıda yaptık. Sanıldığının aksine mutasyonların çoğusu site spesifik değildir. İleride bunu söyleyeceğim. Genetik faktörlerin dışında mikrobiyata, otoimmünite, erken apoptozis, nekroptozis ki çok önemli bir kavram. Ve özellikle OVER'de salgılanan tümör nekroz faktörü alfa'nın önemli maturasyon yahut da maturasyon anormallikleriyle ilişkisinin olduğunu artık biliyoruz. Bu Sang ve arkadaşlarının 2021 yılında yapmış olduğu çalışma artık insan oositlerinde neyin neye sebebiyet verdiğini biliyoruz. Örneğin Pannex'in bir mutasyon ile karşılaştığımız zaman oositi ciddi bir şekilde dejenere ve oosit ölümüne sebebiyet verebiliyor. PAT2 mutasyon ile karşılaştığımız zaman oositin GV aşamasından hiçbir şekilde M1 ve M2 aşamasına gidemediğini görüyoruz. Bu arada özellikle TUB mutasyon, TRIP mutasyonu gibi mutasyonlarla karşılaştığı zaman oositin M1 aşamasından M2 aşamasına geçemediğini görüyoruz. Ne demek bu? Spindle formasyonu yani iyi cisimci formasyonunun bozulduğu ya da malforme olduğu, inappropriate olduğu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla fertilizasyon olsa bile sağlıklı embriyo gelişimi konusunda sıkıntıya kalabiliyoruz. Yine bakın burada bir takım genetik yolaklar ve bir takım diğer faktörlerle ilgili bozukluklarda da M1'den M2'ye ya da M2'den işte fertilizasyon aşamasına kadar bir takım problemlerle karşı karşıya kalmamız mümkün. Bu klasifikasyonda en önemli şeylerden bir tanesi oositin meiotik resumption aşamasındaki bozukluklarının dışında fertilizasyon sonrasında spermle karşılaşma ile ilgili zigotik cleavage failure dediğimiz bir durumun da ortaya çıkması ve yine early embryonic development noktasındaki bir takım problemlerle karşılaşılması bunun hani genetik çeşitliliği gerçekten çok inanılmaz fazla ve çok fazla yazı yayınlamış durumda. Bu bizim en son çalışmamızda oosit maturasyon anormalliklerini Tijot dergisinde yeni yayınladık Mart sayısında. Biz maturasyon areslerini daha geniş kategoriye ayırarak hemen şurada görmüş olduğumuz intrinsik sebepli yani genetik nedenli çalışmaların dışında aynı zamanda dejenere ve dismorfik oositlerin olabileceğini burada görüyorsunuz yapısal olarak. Boş folikül sendromu ki onu ayrıca konuşacağız. Ve prematür over yetmezliği olgularının yine maturasyon anomalileriyle ilgili olabileceğini ve tabii ki rezistan over sendromu birazdan bunlara tek tek değineceğim. Oosit dejenerasyon dismorfizmi özellikle Pannex'in bir mutasyonu olan olgularda çok net bir şekilde oositlerin sitoplazmik büzülme ve kararma halinde olduğu görünüyor. Biz bir vaka yaptık bununla ilgili olarak. 4 tane oosit olgunlaştırma şansına sahip olduk. Normal şartlar altında Pannex'in bir mutasyonu ile ilgili bir durumla karşılaştığınız zaman aslında bilimsel olarak böyle bir M2 formasyonu ya da döllenmeden bahsetmek mümkün değil. Ama neden böyle oluyor? İlerideki slide'da söyleyeceğim. Nekroptozis çok önemli bir kavram. Nekroptozis nedir? Hiçbir genetik faktör yok, başka bir faktör yok, apoptotik başka bir ajan yok. Ama oositler nekroza uğruyor, dejenerasyona uğruyor. Bununla ilgili iki tane olgumuz var. Onun dışında erken apoptozis, bu aslında boş folikül sendromu, ki soru işareti hala onun sendromu olduğu, boş folikül sendromunun ana mekanizmasıdır ve yaklaşık olarak apoptozisin erken başlamasına neden olan 150 tane gen ekspresyon değişikliği söz konusudur. Evet, boş folikül sendromu için şunu sormamız gerekir. Bu gerçekten bir sendrom mu? Foliküller gerçekten boş mu?
Ve hani biz gerçekten bu tabloyla karşılaştığımız zaman her hasta tekrarlayan durumlarda boş folikül sendromu ile ilgili karşımıza çıkar. Bununla ilgili en önemli kriterimiz şuydu. Eğer hasta HCG dozunu yanlış yaparsa ya da kullanılan HCG'nin işte damar içerisindeki düzeyi yeterli etkinliğe sahip değilse o zaman boş folikül sendromu ile karşılaşabiliriz. Çünkü lütel etkili yani HCG'nin istenen etkisi sağlanamamış kabul edilir. Bu hastalara bir daha HCG yapılır, ertesi gün bir daha toplanır. Genellikle eskiden böyle yapılırdı ve yumurta elde edilebilir. Bu false empty folikül sendromudur. Yani bu tamamen ilaç kullanım hatası ile ilgilidir ya da ilacın etkinlik düşüklüğü ile ilgili. Genuine FSA dediğimiz ya da gerçek empty folikül sendromu dediğimiz durumda ise tablo intrinsiktir. Bu olgularda tekrarlayan durumlarda eskiden, yani bütün literatür böyle, eskiden peş peşe bu hastalar tedavi alındığı zaman empty folikül sendromu ortaya çıkardı diyebiliyoruz. Şimdi bizim karşılaştığımız hastalarda mesela şu anda dün genetik analizini yaptırdığım bir hasta var. Bu hasta peş peşe iki defa empty folikül sendromu, kesinlikle ilaç kullanım hatası yok, hiçbir şey yok. Ama bu hasta iki tane boş folikül sendromu öyküsünden sonra spontan gebeliği olup biyokimyasal gebelik kaybı yaşıyor. Şimdi bu hastayı nereye koyacaksınız? Bu empty folikül mü değil mi? Bu önemli bir nokta. Onun için empty folikül sendromu ile ilgili olarak karşılaştığımız birkaç tane hastada bununla karşılaştığımız zaman soruyu baştan sorduğumuzda gerçekten bunlar boş folikül mü? Ya da bu bir sendrom mu sorusu çok önemli. Yakın zamanda daha fazla vaka serisi elimizde biriktiğinde galiba terminoloji değiştirmek için de yazısını yazacağız diye düşünüyorum. Mesela şu anda bir tane hastamız var İzmir'den. STAK3 mutasyonuna sahip prematür overi yetmezliği olan bir hasta. İki defa bu kendisini empty folikül sendrom olarak göstermiş ama biz bu hastada yaklaşık 7-8 tane embriyo dondurduk. Bir kısmını kullandık. Kalan 5 embriyosu hala dondurmuş olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu durumu şöyle de anlayabiliriz. Yani işte her bir siklusun kendi içerisinde variyabilite gösterebileceği bir durum olabilir. Erken apoptotik durumlarla karşı karşıya kalabilirse, boş folikül sendromu ile ilgili en önemli şey, normalde folikülün monofoliküler gelişimi ve diğer foliküllerin apoptosis uğradığı fizyolojik mekanizmanın egzajere edilmiş bir halde erken dönemde daha foliküller 11-12 milimetreye gelmeden bütün oositleri yok edecek şekilde çaba sarf etmesidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Prematür over yetmezliği klasik olarak hepimizin bildiği şey, burada tekrar tanımlamaya gerek görmüyorum ama en azından 4 ay 6 ay adet görememe, çok yüksek FSH, çok düşük AMH, over rezervin çok kötü olması vesaire. Ve hep biliyoruz bu otoimmün sebepli olabilir, işte ne bileyim galaktozemi nedenli olabilir, işte Fragile X nedenli olabilir, bir sürü bunlardan var. Fakat işte bu 2016'dan beri yapılan çalışmalar bize gösterdi ki bu zonapelista 3 mutasyonu, 4 mutasyonu, FSH reseptör mutasyonu, STAK3 mutasyonu az evvel bahsettiğim gibi, GDF9 mutasyonu önemli. BMP15 mutasyonu insanda henüz tanımlanmamış ama teorik olarak bilmekte fayda var. Mesela FIGLA, FOX2 ve 3 mutasyonları, bunlar prematür over yetmezliğine sebebiyet verebilecek mutasyon tablolar. Dolayısıyla buradan verecek en önemli mesaj, bunlarla ilgili karşı karşıya kalındığı zaman prematür over yetmezlidir, donasyona gitsin ya da prematür over yetmezlidir, IVF ile uğraşalım demeden önce şu anda özellikle whole genome exomic çalışmalarla beraber, West çalışmalarıyla beraber bu hastaların kadın infertilite paneli adında yaklaşık 36 mutasyonun incelendiği bir çalışmanın ben rutin olarak bütün hastalarıma bu tarz hastalar için öneriyorum. Önermenizi de tavsiye ederim. Prematür over yetmezliği, POI olgularında ovaryen foliküllerin davranışları kendisini boş folikül sendromu gibi, maturasyon anomalikleri gibi veya tamamen normal bir M2 formasyonunda da gösterebilir. Demin bahsettiğim otoimmün nedenlerle karşılaştığımız zaman bunlarda spontan rezolüsyon. Yani eğer şimdi prematür ovaryen insufficiency için söylüyorum, POF için söylemiyorum. Prematür ovaryen insufficiency hastalarında multiple endokrinopati araştırılması şarttır. Eğer herhangi bir şekilde tiroidle ilgili veya diğer dokularla ilgili bir otoimmün endokrinopati söz konusuysa, bunlarda özellikle over dokusun yüzeyinde segmenter tutulumdan olabileceği, bu tutulumların ciddi etkisinden ötürü hastalarda prematür over yetmezliğiyle karşılaşılabileceği, fakat otoimmünite etkisinin ortadan kalktığı durumda
spontan rezolüsyonun olabileceği unutulmamalıdır. Bizim kendi klinik tecrübemizde mutasyonla seyreden olgularda IVM ile oosit elde etmek, embriyo geliştirmek ve dondurma imkanına sahip olduk. Biz POIPOF olgularında irregüler menstrüel döngü nedeniyle duostim IVM'de de random start protokollerinin yararlı olabileceğini düşünüyoruz. İrregüler menstruasyon ne demektir? Yumurtalığın ritmiyle endometriyumun ritmi paralel gider. Hepimizin bildiği fizyoloji. Bu paralellik maalesef prematür olan yetmezliğinde aynı olmayabilir. Ve enteresan bir şekilde hasta menstruasyon aşamasındayken siz aslında çok iyi late foliküler fazda foliküllerle karşılaşabilirsiniz. Bizim böyle yayınlanmış 6 tane bebeğimiz var. Adet döneminde yumurta topladığımız ve gebelik elde ettiğimiz. Dünyadaki ilk vakayı da yine biz yayınlamıştık. Çok hani... prematür over yetmezliğine bakış açısından da birazcık daha farklılaşmak gerekir diye düşünüyorum. Rezistan over sendromu aslında bu grup içerisindeki en dikkat çekici ve yüz güldürücü hasta grubu. Burada AMH normal veya yüksek olabilir. FSH net bir şekilde yüksektir. Antral folikleri görürsünüz ama hastaya ne verirseniz verin gonadotropine cevap vermez. Ve bunlarda genellikle FSH reseptör mutasyonunun bir sürü subgrubu var. Dirençli subgruplar olur. Bu olguların bazılarında FSH reseptör mutasyonunun işte missense mi, nonsense mi, işte nasıl olduğuna bakarak bir grubunda bazen spontan folikül formasyonuyla da karşılaşılabilir. Dün buraya gelmeden transfer yaptım. Bir hastam var mesela, rezistan over sendromu Mersin'den gelen. O hastanın mesela böyle bir öyküsü de vardı. Dolayısıyla rezistan over sendromu ile ilgili durumda yumurtalık eğer gonadotropin duyarsızsa ve cevap vermiyorsa o zaman gelişmemiş yumurtaları alıp onları laboratuvarda büyütecek in vitro maturasyon teknikleri kullanarak da çok rahatlıkla bunları yönetebiliriz. Dünyada da yayınlanmış canlı doğum ve gebelikler var. Oosit maturasyon aresti demin bahsettiğim intrinsik grup. Bununla ilgili olarak önce Stefan Beal tarafından bir çalışma yapılmış, Horvitz tarafından bir çalışma yapılmış falan. Fakat biz Beal bir klasifikasyon yapmış ama o klasifikasyon içerisinde bizim 2016'dan önceki en büyük vaka serisiyle yayınladığımız yayınımızda biz de o gaflete düşerek sadece maturasyon arestini yani intrinsik faktörleri yayınladık. Ama şimdi dikkat ederseniz maturasyon anomalileri diye tanımlıyorum. Çünkü aslında doğrusu bu maturasyon anomalileri olarak tanımlamak zannediyorum yıl sonuna doğru da bununla ilgili 7-8 tane yazı çıkacak gibi gözüküyor şu anki eldeki birikmiş datadan. Biz bir sınıflama yaptık. Bu sınıflama Beal'in sınıflamasından farklı olarak tip 4'ü biz GVN1 arrest olarak ortaya koyduk. Çünkü çalışma grubunun içerisinde önemli bir hasta GVN1 arrest olarak karşımıza çıktı. Tip 1'i GV arrest olarak tanımladık. Tip 2'yi M1 arrest olarak tanımladık. Tip 3'ü M2 arrest. M2 arrest konusunda klinik tecrübemiz hiç yok. 3 tane hasta gördük. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi OMA tip 1 GV arrest en zor hasta grubu. PAD2 mutasyonundan demin bahsetmiştim. Oositlerin dejener olması, empty folic komponenti olan formlarından ayırt edilmelidir. GVN1 transition hiçbir sıklusta izlenmemiştir bu hastalarda. Çoğu hasta yaklaşık 6-7 defa denemesi olan hasta olarak karşınıza gelebilir ya da donasyon önerilmiş ve hayalleri yıkılmış hasta olarak karşınıza gelebilir. Biz şu anda embriyolarını beklettiğimiz bir hastamız var Bursa'dan. İnşallah ona transferimizi yapacağız. Yalnız bu olgularda mutasyonla karşılaşamayabilirsiniz. Burada mesela o bahsettiğim Bursa'daki hastanın ZP3 mutasyonundan önce endişe edildi, sonra olmadığı söylendi. Ama o genetik analiz böyle bir soru işareti olarak kafamızda duruyor. OMA tip 2 M1 arrest bizim dünyada ilk doğan bebeklerimizden bir tanesi bu gruptan. Tabii bu hani işte role of chance diye human reproduction'ın söylediği şey de olabilir mi bilmiyoruz çünkü tek olgu. Bu en sıkıntılı durum çünkü burada spindle'larla ilgili, meiotik spindle'larla ilgili sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bu sıkıntılar kesinlikle bizi ileriye götürmeyen sıkıntılar olarak olduğu zaman çok zor olgularımız var bu grubun içerisinde. OMA tip 3 az evvel bahsettim 3 tane olgu ile temasa geçtik. Bunlardan bir tanesi TL6 mutasyonuna sahip ve TL6 mutasyonu embriyo öldüren mutasyon diye biliniyor. Ama az sonra bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Yani böyle mi düşünmeliyiz ya da genetiğin yönlendirmeleri doğru mu soru işareti koymak lazım. Onun dışındaki iki hastayla temasa geçmemize rağmen
tedavi düşünmediklerini söylediler. Bir tanesi de bahçeci, de hemşire bir arkadaşımızdı. OMA tip 4, az evvel bahsettiğim CV ve M1, en sık karşılaştığımız hasta gruplarından bir tanesi, zorlandığımız hasta gruplarından da bir tanesi. Bakın burada not olarak yazdım. Hiç ilerleme kaydedilmeyen olgulardan embriyo donanım aşamasına kadar ilerleme kaydedilmiş olgularımız mevcut. Tip 5 OMA, bu en karmaşığı. Niye en karmaşığı? Çünkü ben yani senelerdir bununla uğraşan, yaklaşık 15 senedir IVM ile uğraşan bir kişi olarak ve selektif olarak bu konuyla uğraşan bir hekim olarak bu hastaya bu tip 5 OMA'dır diyebiliyorum. Demeye hak da görüyorum kendime. Çünkü gerçekten çok ciddi bir vaka geçmişimiz var. Fakat tip 5'i tanımlayın deseniz ben size desem ki %25 M2, %75 CV ve M1 var. Neye göre? Bilmiyoruz. Yani bu aslında çalışma gerektiren bir konu. Tabii bu vakaları görmek de lazım ondan sonra, ama genel olarak şunu biliyoruz. Hani her yumurta toplanan normal siklus yapılan olgularda örneğin 10 tane yumurta çıkarsa 8 tanesi, 7 tanesi M2 çıkar, 1 tane, 2 tane CV M1 çıkar. Normal kabul ederiz. İşin doğası ve fizyolojisi gereği. Ama bu tersine dönüp bir de tekrar eder hale gelirse o zaman bunu tip 5 yani mixed doma olarak kabul edebiliyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu bizim dünyada ikinci gebelik elde ettiğimiz hastamızın olduğu kategori. Ama aynı zamanda içinden en çıkılması zor olan kategorilerden de bir tanesi. Ve bu grup aynı zamanda zigotic cleavage failure diye baştan hani işte Seng'in tanımlamasında fotoğraf olarak koymuş olduğum, slide olarak koymuş olduğum yerdeki o kesişim noktasının da sıkıntılı olduğu bir yer. Bakın burada özellikle zigotic cleavage failure için BTG4 mutasyonundan bahsediyorum. Bunların da gerçekten zaman içerisinde ayıklanmaya ve aydınlatılmaya çok ihtiyacı var. Ama en sık karşılaştığımız maturasyon arrest formu bu. Biz bir de kendi şeyimizde literatürde hiç olmayan ama artık dünyanın her yerinden de hasta gelmeye başladı bu konuyla ilgili olarak. Gördükçe hani çok enteresan, mesela o yüzden demin konuşmaya başlarken söyledim. Intercycle ve intracycle variabiliteden kastım bu. Mesela bir hasta düşünün, FSH reseptör mutasyon pozitif hasta ve bu hasta Koç Üniversitesi'nde ilk denemesinde M2 yumurtaları çıkan ve CV oositleri olan bir form olarak ortaya çıkıyor. M2 yumurtaların işlem yapılıyor, fertilizasyon failure oluyor. Yine Koç Üniversitesi ikinci deneme yapılıyor. İkinci deneme hastanın bütün oositleri CV oosit olarak geliyor. Şimdi üçüncü deneme ve sonrası için maturasyon şeyleri açısından bize geldi. Biz ona unstimulated IVM yaptık, CV'de takıldı. Bu hastaya sonradan işte duostim IVM yaptık, belli bir aşamaya kadar getirdik. Sonra bu hasta bir başka kliniğe gitti ve o klinikte mesela bu hasta tamam M2 oositlerinden gebe kaldı ama ektopik oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İş kendi içerisinde o kadar karmaşık bir şeye sahip ki, yani bunları unclassified diye yazıyoruz. Bir de bu zaman içerisinde işte onu da ortaya koyabilmek lazım. Buradan çıkartabileceğimiz ders nedir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Buradan çıkartabileceğimiz en önemli ders, vücut kendi karşı karşıya kaldığı mutasyon menşeli veya başka menşeli bir sorunla baş etmek için muhakkak belli kompansasyon mekanizmalarını devreye sokuyor. Bu benim çok üzerinde durduğum bir hipotez, fakat genetikçilerle anlaşamadığımız bir konu. Kim galip çıkacak bilmiyoruz, zaman gösterecek. Özellikle bunu anlatmak istiyorum size, tüp mutasyonu. Çünkü hastaların önemli bir kısmında maturasyon arrestine, özellikle M1 arrestle karşı karşıya kaldığımız zaman, ama biz tüp mutasyonunu yelpazesi çok geniş bir şekilde görmemişiz. Tüp mutasyonu dediğimiz şey tübülin proteini. Tübülin proteini yaklaşık 8-9 tane subgruba sahip ama bunlar içerisinden sadece 8 numaralı protein insan spesifik. Dolayısıyla hani bu bize has bir protein ve bunun mutasyonu en sık karşılaştığımız mutasyonların başında geliyor. Bir FSH reseptör mutasyonu çok sık görüyoruz, bir de bunu çok sık görüyoruz. Bu primatlarda da gözüküyor. Özellikle bir tanesinde yani inanılmaz bir benzerliğimiz olduğunu göreceğiz birazdan. Burada tabii ki meiotic spindle assembly dediğimiz yani iyi cisimciklerin eş dağılımı
ve işte kromatitleri eş bir şekilde tutup eş bir şekilde ayırabilmesi için son derece önemli olan protein. Tüp mutasyonu ile ilgili yine ilk başta 2016'da Feng'in çalışması var. Şu ana kadar dünyada 132 mutasyon yayınlanmış durumda ve şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim, bu çalışmaların neredeyse %100'ü Çin menşeli. Çin menşeli olması kötü olduğu için demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani olaya bu kadar önem verdikleri açısından söylüyorum. En fazla iki mutasyon içeren olgu yayınlanmış. Ve işte oosit maturasyonu arresti embriyonik araç üzerindeki etkili yayınlanmış, gebelik yok diye lanse edilmiş. Şimdi bizim şu ana kadar 8 hastamız var. Bunlardan bir tanesi İrlanda'dan, bir tanesi Amerika'dan. Bu 8 hastadan 11 tane mutasyon tespit ettik. Ve ilginç bir şekilde bakın, yukarıda en çok 2 tane mutasyon tanımlanmış derken, burada biz bir hastamızda, Siirt'ten gelen bir hastamızda 4 tane farklı mutasyon gördük. Daha ilginci, normalde bunları egzon mutasyonu olarak görmemiz gerekirken intronik mutasyonlarla da karşı karşıya kaldık. Şimdi 3 hastada da biz novel mutasyona sahibiz. Ondan sonra 3 hastada da eşlik eden başka mutasyon var. Özellikle tüp mutasyonu olup M1 arrest aşamasında kalan olgumuz, Trabzon'dan hastamızda androjen reseptör mutasyonu var. Bu familiyal bir durumdur ve bunun ablasında da bu hastanın yine benzer bir öykü söz konusu. Androjen reseptör niçin önemli? Çünkü androjen reseptör primordial foliküllerdeki oositlerin büyüyebilmesi ve meiyotik kompetans kazanabilmesi için son derece önemli. Yani androjenlerin oosit gelişimi üzerindeki faktörünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir mutasyon. Bizim 2 tane hastamızda spontan gebelik var. Bir tane hastamızın henüz daha sonucunu almadık, doğum yapmış bir hastamız. Onun tüp mutasyonu olma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Olursa dünyada bir ilk olacak ama ondan henüz haberimiz yok. Biz bu olgularda letrozole priming IVM, konvansiyonel IVF üstün olmadığını gördük. Stimüle sikluslarda özellikle kombine IVF, IVM veya kültür ortam değişikliği, biz kültür ortamları bu hastanın özellikle belirlenmiş dozda bir işte growth hormon koyarak katkı sağlıyoruz. Bu demin anlattığım şey, hızla geçeyim. Bu da bizim vakalarımız. Bakın demin söyledim. Primatlarda ve bizde tüp 8 spesifik dedim. Ama o primatların hepsinde değil. Pongo abeli. Pongo abelinin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Orangutan. Genetik şifremiz aynı. Yani özellikle bu konu için söylüyorum. Tamam, çok ilginç bir durum bu. Diğerleri yani makak vesaire görüyorsunuz zaten. Onlarda benzerlikler var ama hiçbir zaman tam eşit değil. Ama özellikle tüp 8 mutasyonu konusunda orangutanlarla sıkı akrabayız. Tüp 8 mutasyonunun özellikle görülebildiği bölgeler ve bölge yoğunluklarına bakmanızı rica ediyorum. İnanılmaz. Özellikle exon 4 üzerinde, yani tubulince terminal domain dediğimiz alanda muazzam mutasyonlar tanımlanmış. Ama tabii exon 1, exon 2, exon 3'te de olabildiğini söyledim. Ve ilginç olarak bizim hasta grubumuzda da 2 tane intron mutasyonunun, yani şu aradaki boşluklarda mutasyonu, hani klinik önemi nedir, ne kadar önemlidir açıkçası bilmiyoruz. Fakat o hasta ve diğer hasta ortak aynı mutasyona sahip ve o 4 mutasyon olan hasta ektopik, spontan ektopik gebelik geçiren hasta. Bunlar da son derece ilginç. Bakın normal bir embriyonik gelişim seriyle TUP8 mutasyonunun gelişim serileri arasındaki farklar inanılmaz: morfolojik bozukluklar, devasa polar body'ler, asenkron gelişimler ve çok kötü yani fragmentasyon içeren embriyolarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biz 3. gün çok güzel gelişen embriyolar transfer ettiğimiz hastamız var bunlar içerisinde. Yine TUP mutasyonu ile ilgili çok ciddi yapısal bozukluklar. Bakın burada normal bir gelişimde TUP mutasyonu olan bir ailenin embriyo gelişimi arasındaki farklılıkları görebilirsiniz. Klinik gebelik ve canlı doğum mümkün mü? TUP mutasyonu üzerinde demin söylediğim gibi 2 tane hastamızla ilgili olarak durumu biliyoruz. Onun dışında bütün maturasyon arrestleri içerisinde 3 hastamız gebe kaldı. Baktığınız zaman toplamda 50 hastaya ancak ulaşmış durumdayız. Biz o 3 hastayı ilk 10 hasta içerisinde bulduğumuzda %30 başarılı, zaman ne güzel demiştik ama tabii gerçekten dünyanın en zor olguları bunlar. Yani öyle çok kolay değil gebelik elde etmek. Demin söylediğim gibi, tamamlıyorum artık konuşmamı. Moleküler genetik test raporlarını nasıl okuyacağız?
Demin söyledim, bu tarz hastalarla karşılaştığınız zaman oosit faktörü, gelişim bozukluğu, kötü embriyo kaliteleri, embriyo arrest, erken ya da geç embriyo arreste karşılaştığınız zaman ve bu tekrar ediyorsa lütfen hastalardan kadın infertilite paneli isteyin. 36 gen çalışması, Ankara'da mikrogen laboratuvarı, İstanbul'da diğer genetik laboratuvarlar çalışıyor. 40 günde de sonuç veriyor, bilginiz olsun. Bu çalışmalarda hastaların genetik sonuçları klas 1, klas 2, klas 5 gibi. Bakın burada klas 1 patojenik, klas 2 olası patojenik, klas 3 variant of unknown semen, yani bizim ASCUS gibi. Şimdi birkaç slide geri gideceğim. Burada bir şey göstereyim. Bakın bu hasta bizim gebe kalan iki hastamız. Aynı mutasyona sahip demiştim. Ve ikisi de klas 1. Eğer bu gerçek anlamda bir patojenik bir durum ise bu hastalar nasıl gebe kaldı? Tamam, doğum yapmamış olabilirler. Peki diğer tarafa bakalım. Burada hep klas 3 gördüğümüz hastalar var. Yakın zamanda bir tane daha hastamıza yaptık mesela. Variant of unknown signal, VUS olan hasta. Ve hiçbir şekilde embriyonik gelişim elde edemedik. O zaman burada bir sıkıntı var. Yani bu klasifikasyon hazırlıkları, bakın birçok farklı parametrenin incelendiği in vitro fonksiyonel verifikasyon, morphologic observation, pedigree segregation analysis ya da işte probandların genetik deteksiyon dediğimi farklı farklı yöntemlerle incelenmiş yöntemler. Dolayısıyla zaman içerisinde bunların da açıklamaya muhtaç olduğu kesin. Bir diğer önemli husus, mutasyonla karşı karşıya kaldık, nasıl değerlendireceğiz? Eğer bir mutasyon nonsense mutasyon olarak yazılmışsa, ki bütün genetik sonuçların içerisinde yazar, o nonsense mutasyon kesinlikle bir kodonun bir yerde kesildiği anlamına gelir. Bu protein defektif üretilmiştir ve bunlar çok sıkıntılıdır. Burada yüz güldürücü olabilecek bir şey var, missense mutasyon. Missense mutasyonun özelliği ne? Missense mutasyon arada bir yerde bir farklılık ortaya koyabilir ve bu farklılık mutasyonu kişinin lehine de çevirebilir, aleyhine de çevirebilir. Çok önemli. Bir başka nokta, niye birden fazla mutasyon olması önemli diye söyledim. Eğer bir mutasyon varsa, bu mutasyon zararlıysa, belki ona eşlik eden diğer mutasyonlar, missense mutasyonsa, kompansasyon mekanizması olabilir. Tıpkı o demin bahsettiğim 4 gebe kalan hastada gibi. Bu da işte üzerinde en çok düşünülmesi gereken konular diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle oosit matürasyon hastaları tüm matürasyon problemlerini ve omayı kapsayan geniş bir yelpazedir. Bilimsel araştırmalar için olağanüstü bir alandır. Neden? Çünkü herkes bypass ediyor. Herkes işin kolayına kaçıp hasta diyor ki donasyona gidin. Halbuki orada inanılmaz bir bilim bataklık alanında duruyor. Ve oradan, yani son olarak bunu da söylemek istiyorum, belki en önemli mesajlardan bir tanesidir. Bu çalışmaları ne kadar çoğaltırsak ve bu mutasyonları ne kadar tanımlarsak ve bunun klinik sonuçlarıyla ilgili ne kadar veri elde edersek, bunlardan sonra belki yakın gelecekte gelişen CRISPR teknolojisiyle vesaireyle ya DNA repair mekanizmalarıyla bu proteinler repair edilecek ve hastalara solüsyon olarak verilebilecek veya kültür olarak. Bunun hayvan çalışmaları var ama insan çalışmaları henüz yok. Ve dolayısıyla hani bu aslında bizim bu yapmaya çalıştığımız iğneyle kuyu kazarak yaptığımız maturasyon analizi çalışmaları belki gelecekte hastaların, yani başka insanların yumurtasına muhtaç olmadan problemlerini direkt çözmesi için bir şey oluşturacak, zemin oluşturacak. Bazı subgruplar IVM ile tedavi edilebiliyor. Boş folikül sendromu, rezistan over sendromu bunların başında geliyor ve tip 5 gibi işte GVM1RS tip 4 gibi bunlardan dediğim gibi çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. GVRS'ten elde edebiliyoruz. Ama ne yaparsak yapalım hiçbir şey elde edemediğimiz olgularımız da var. Önemli bir bilimsel araştırma noktası, fluoromikroskopik ve elektron mikroskopik çalışmalar yapılabilir ve bunlar gerçekten bilime de çok şey katabilir, hastalara da çok önemli bilgiler aktarabilir. Mutasyon analizleri ve klinik etkileri uyumsuz olup artan insan çalışmalarıyla olmaz, daha iyi anlaşılabilecektir, demin anlattım. En geniş hasta tedavi serisi halihazırda yine 2016'dan sonra bizim elimizde. Tabii çok arzu ediyorum biraz daha böyle bir 100-150 hasta, 200 hasta gibi rakamlar çıkabilmek ama gerçekten dünyada da sayıları çok kısıtlı. Bu bizim idilimiz, tip 5 omayla doğmuş bebeğimiz. Aynı zamanda şeyi de yapılmış, yani NIPT'si de yapılmış bir bebeğimizdir. 2 yaşını doldurdu. Ben burada özellikle Robert Edwards'ın elinde yetişmiş olan Profesör Tan, ki yani benim mentorumdur. Bütün çalışmamızı McGill ile beraber yapıyoruz hocamız.
ve onun asistanı olarak Michael Dahan'a ve tüm bu süreçlerde beni yalnız bırakmayan eşime teşekkür ediyorum. Size de sabrınız için teşekkür ediyorum.